Vallahi bence eğer çocuklara bırakırsak bu iş uzar gider. Yani bence biz onlara bırakmayalım, biz belirleyelim. Bence düğün tarihini çocuklar belirlesin. Biz belirleyelim. Gelin bakalım. Merhaba. Düğün tarihinizi konuşuyorlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Maşallah. Maşallah. İşte çocuklar da geldi. En doğrusu onlara sormak. Emre, Simay. Yavrum, aklınızda düşündüğünüz bir düğün tarihi var mı? Yani bu böyle sizi sıkıştırıyormuşuz gibi algılanmasın. Hani biz sadece şey için soruyoruz, hani bu sene mi yoksa daha ileride mi tercih edersiniz? Hani ona göre hazırlık yapalım. Ya daha ileride olmayacağı kesin. Bu yıl içinde olacak da biz annen şeyi merak ediyor. Hani bu yıl içinde hangi ay ona göre hazırlanacak ya? Haluk'cum. Oğlum, var mı kafanız öyle bir tarih? Yani eğer yoksa da hiç dert değil. Hani karar verecek zamanınız da var. Yani siz yani karar verince bize söyleyin yeter. Anneciğim, biz aslında size başka bir şey söylemek için geldik. Ama ne? Nikah mı bastınız yoksa? Yıldırım Nikah ile evlendiniz mi? Ana! Evlendiniz mi? Evlenmedik. Evlenmeyi de düşünmüyoruz. Ne? 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 Haluk, hadi ama çaylar soğuyor. Geliyorum. Ya Meltem Hanım, şimdi kesin Gönül Hanımlar İzmir'e mi taşınıyor? Vallahi öyle görünüyor Emine yani. Dün akşam ne kadar uğraştıysak da ikna edemedik. Ya hep bu jetlag Özlem'le Doğrucu Sertaç Bey'in yüzünden. Yani Tuna da çok üzülüyor ama Gönül Nuh diyor, peygamber demiyor. Ya ne güzel böyle altlı üstlü oturuyordunuz. Yoklukları çok hissedilecek. Bir de bana sor Emine. Ben gönülsüz ne yaparım bilmiyorum. Yani şimdi bari hiç olmazsa şey yapsalardı, böyle bu siteden taşınsalardı başka yere. Yani ya şu jetle Özlem yüzünden başka şehre mi taşınılır? Yok yani ben bu fikre karşıyım. Ne yapacağım edeceğim, onların taşınmasını engelleyeceğim. Akşamdan beri aynı mevzu. Sen bana bir sucuklu yumurta yapsana. Evet, aynı mevzu. En yakın arkadaşlarımız başka bir şehre taşınıyor. Senin aklına gelen tek şey sucuklu yumurta. Açım. Bir şeyler yapıp taşınmalarını engellememiz lazım Haluk. Vallahi yapacak bir şey yok. Bize onların bu fikirlerine saygı duymak düşer. O kadar. Her fikre muhalefetsin. Bu fikre saygı duyasın mı geldi? Niye muhalefet edeyim ki? Bir kere Tuna'da, Dominant teyzede herkesin hayalini kurduğu ama bir türlü gerçekleştiremediği şeyleri yapıyor. Nedir? Hepimiz neyin hayalini kuruyoruz? Şu İstanbul'un keşmekeşinden kurtulup böyle Ege'ye taşınalım demiyor muyuz? Aa, onlar da bunu yapıyor. İyi de senin bu söylediğin anca böyle kasabaya falan taşınırsan denir. İzmir'e taşınıyorlar. Onlar bir taşınsın, belli olmaz. Belki arkalarından biz de gideriz. Ben İzmir'i seviyorum ya. Ya Meltem Hanım, çok üzülüyorum ben şimdi. Yani biz böyle Tuna Bey'le, Gönül Hanım'la kahvaltı edemeyecek miyiz bir daha? Abartma, abartma. Sanki Amerika'ya gidiyorlar. İzmir'e gidiyorlar. Buradan 6 saat. Yani sabah kalksak öğle yemeğinde oradayız. Ya bak. Hani Gönül bana normal şartlarda gelse, biz artık İstanbul'da yaşamaktan çok bunaldık, İzmir'de yaşamaya karar verdik, biraz daha rahat edeceğiz dese, ben arkadaşımı sonuna kadar desteklerim. Zaten öyle diyor. Ben artık burada yaşamak istemiyorum diyor. İzmir'de yaşamak istiyorum diyor. Ama niye diyor? Özlem Hanım'dan uzak olmak istediği için diyor. Yani Özlem Hanım'ı bir daha görmeyeceğini düşündüğü için öyle diyor. Boş ver. İyi ama İstanbul'da mutsuz değil ki. Ya ben böyle bir sebepten arkadaşımın taşınmasına müsaade edemem. Ya belki orada daha mutlu olacak. Nereden biliyorsun? İzmir güzel yer. Havası güzel. Böyle
kemer altında gider, söğüş yersin. Ondan sonra güzel balık yersin, boyoz yersin. Midye yersin, yedikçe yersin. Ha. İnanamıyorum sana. En yakın arkadaşlarımız İzmir'e taşınıyor. Ve sen hala yemekten bahsedebiliyorsun. Üstelik de sucuklu yumurta yiyorsun. Ne dedim şimdi ben? Hı? Söz bitti mi dedim? Ama haklısın. Sucuklu yumurta konusunda istediğim gibi olmamış. Şimdi bahsettik ya, can söğüş çekti. Haluk ya. Suyu şöyle yenir. Meltem. Bak Emine'ye de söyle. Artık bu muhabbeti kesin, tamam mı? Yani Tuna'yla Dominant teyze İzmir'e taşınacak. Biz de onlara destek olacağız. Konu kapanmıştır. Duygusuzsun. Abidin. Duygusuz falan değilim. Mantıklıyım bayan personel müdürü. Duygusuz olan her insan zaten bu bahanenin arkasına saklanıyor. Ben duygusuz değilim, mantıklıyım. Ya sabah sabah gene felsefe yapmaya başladın ha. Hadi bana bir çay koysana. Çay koysana derken? Meltemciğim bana lütfen çay koyar mısın demek istedin herhalde. Of. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Biraz sonra işe gideceğim ve yorgun argın gideceğim. Nedenini söyleyeyim. Normal şartlarda zaten işe gidene kadar yok trafiğiydi, yok park yeriydi, yoruluyorsun. Ama benim mücadelem daha evden çıkmadan başlıyor be kardeşim. İşe gittiğimde yorgun argın oluyor. Ya kalk kendine çay koy ya da benden rica et. Benden rica et. Yani bir bardak çay koyacaksın, 40 ton laf et. İstersen kapıyı da ben açayım. Ah, ne haber Meltem? Nasılsın Devanim? İyiyim, sağ ol. Hoş geldin, gel. Haluk yok mu? Mutfakta. Kendine çay koyuyor. Haluk, kendine çay koyuyor. Ama rahatlığı tuttu desene. Hayırdır? Ya benim Haluk'a söylemem gereken çok önemli bir şey var. Yani çok önemli. Ben merak ettim Tuna. Ben çok merak ettim. Şimdi sen önden bana anlatsan sonra söylersin yine Haluk'a. Haluk gelsin, ikinize beraber anlatayım ya. Şey iki defa almasın yani. Meltem! Ve Haluk kendine çay koy. Hadi gidiyorum. Çay içer misin? Ya da kahve? Yok yok, sağ ol. Mutfağı yıktı galiba bizimki. Zero Bey. Emine. Zero Bey. Efendim Emine. Ay Zero Bey ya, siz bırakın bizi nerelere gidiyorsunuz ya. Ne yapalım Emine ya, gitmek zorundayız. Ne olur ağla çarpış bak, ben dayanayım da şey yapıyorsun Emine. Ne olursun metin ol birazcık ya. Ay ne yapayım, tutamıyorum kendimi. Ne yapalım Emine, yolcu yolunda gerek bu iş böyle. Yoksa hemen şimdi mi gidiyorsunuz, veda etmeye mi geldiniz size? Yok yok, hemen gitmiyorum, merak etme, daha buradayım. Hala bir şey söyleyeceğim, onun için geldim ben. Yoksa taşınmaktan vaz mı geçtik diyecektiniz? Hayır canım, öyle bir şey yok. Ay Zero Bey, bırakıp gitme. Ana! Ne yapıyorsunuz siz? Ay Haluk. Zaman varken birbirimize sarılmamız lazım. Yoksa birbirimize sarılmak istediğimiz zaman nasıl sarılacağız biz Haluk? Nasıl sarılacağız? Gel sarıl. Ya git git otur. Saçma sapan hareketler yapma. Git otur şuraya. Sarılmak diyorum. Ya hadi geç otur. Allah Allah. Sakin, daha gitmiyorlar. İşte. Tam sen olsun ha. Ne yapmışım ya? Nasıl gidip dostluk için? Of. Ya hadi ağlama, ağlama. Bir kendine gel. Toparla kendini. Buyurun, buyurun, ya toparla kendini. Bana
önemli bir şey söyleyecekmişim. Buradayım, gidiyorum. Ay şimdi sen o. Kim konuşacak bize ya? Kim konuşacak? Kim konuşacak Haluk? Doğru söylüyorum. Kim konuşacak yani? Sizin bir bozuldu vallahi. Şeyim çıkarttı yani. Sen bir sakinleş, böyle bir içini dök. Sonra ne söyleyeceksen bize onu söyle. Biz bekliyoruz. Halim o daha diye ağlıyor yani. Ama bir dur ne olsun. Ya sinirim için kalktı ya. Oğlum şimdi gitmiyorsunuz ki. Olsun. Ya Tuna. Bak sen gitmek istemiyorsun. Ben eminim Gönül de gitmek istemiyor. Böyle ağlayarak gidilmez ki. Ya gidişlerin hiçbiri böyle zaten güle oynaya olmaz. Çok şişe konuştunuz Haluk Bey. Çok duygulandım ben yine şimdi. Niye gitmek istemiyorum Haluk? Yani istemiyorum. Niye gideyim yani? Buradaki düzenimizi bırakıp niye gideyim ama Gönül çok istiyor. Yani ben bu evliliği sürdürmek istiyorsam, ben karımı şu kadar bile seviyorsam onun istediğini yapmak mecburiyetindeyim. O yüzden kabul ettim, gidiyorum. Ya neyse, şu taşınma mevzusunu bir kapatabilir miyiz artık? Zaten hemen taşınmıyorlar. Sömestr'da değil mi? Evet, okullar kapandıktan sonra. Ya Orçun düzeni bozulmasın. Ya o yüzden sömestr'i bekleyemedik. Zaten ben mi gelmek istemiyorum? Annesine kalacakmış. Yani eğer gelmezse ben ve size emanet. Nasıl yani? Merve sizle gelmiyor mu? Gelmiyor. Gelmek istemiyor tabii. Arkadaşlarından ayrılmak istemiyor çocuk. Annemle kalacağım dedi. Ya boş ver. Biraz annesi baksın ona. Çok zor. Kına bu da çok zor ya. Sen bana önemli bir şey söyleyecektin. Sen onu söyle bana. Gafelesin. Ben içim kalktı bir anda. Benim senden bir ricam var yok. Nedir? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıldı gemide yol alır, ayrıldı ben tutarım.